Dün Uşak'ta yaşanan doğal gaz patlamasının ardından bugün ne yazık ki ikinci bir patlama daha yaşandı. İşte Kemal Öz Mahallesi'nde bulunan bu apartmanın 3. katında 2 kişi yaralandı. Pazar günü saat 10-11 civarında belediyenin yaptığı bir kazı sonrasında ana hatta bir patlama gerçekleşti. Bu saatten sonra yani bütün yetkililer, bizler de dahil, yani şu anda kimse uyumadı desem uyumadı yetkililerden, çalışma hızlı bir şekilde başladı. Saat 6-7 civarlarında çalışmalar bitti ve bu saatten sonra artık hızlı bir şekilde saat 8-9 civarlarında binaların girişlerindeki regülatörleri atan binaların hızlıca gaz verme işlemleri başladı. Tabi burada gaz dağıtım şirketi, belediye, çevre illerden bütün ekipler geldi. Yaklaşık gaz dağıtım şirketinin söylediği rakamlara göre 200 farklı ekip sabaha kadar gaz verme işlemlerine devam etti. Bu gaz verme işlemleri devam ederken bir anda saat pazartesi günü 2 civarlarında şehrin muhtelif yerlerinde 2 civarında bir patlama gerçekleşti. İki farklı adreste patlama gerçekleşti. İş böyle olunca bütün gaz verme işlemleri durduruldu. Olay yerlerine tabii gittiğimizde biz de inceliyoruz. Bugün de bir patlama gerçekleşti. Şimdi bu üç farklı olayı biz de bilirkişi raporlarından çıkacak sonuçları merakla biz de bekliyoruz. Ama ilk gözlemlediğimiz nokta ocak vanalarının açık kalması ve menfezlerin kapalı olmasıydı. Ben buradan da vatandaşlarımızı uyarayım buradan. Yetkililer gelesiye kadar lütfen sayaçlarınızdaki vanaları kapalı tutun. Yetkililer gelsin, ocağınızın gaz geliyor mu bir kontrol etsinler. Kombiniz çalışıyor mu bir kontrol etsinler. Lütfen kendi kafamıza göre iş yapmayalım. Burada şöyle de bir sıkıntı oldu. Gaz dağıtım şirketinin personelleri beklenmeden Uşak'ta şöyle bir sıkıntı oldu. İnsanlar soğukta, biliyorum soğuk Uşak akşamları eksiye düşüyor. Biliyorum hastalarımız var, biliyorum küçük çocuklarımız var. Vatandaşlarımız aceleci davranıp merdiven altı eli anahtar tutan bir sucuya regülatörün açması için rica etti. Tabii bilinçsiz şekilde açılan bu regülatörler içeride kontrol etmediler. Ocak vanası açık mıydı, kapalı mıydı? Bilinçsiz bir şekilde bu işlemler devam etti. Patlamalardan nedenlerinden bir tanesi de bu. Ama tabii çıkacak sonuçları da biz de merakla bekliyoruz. Ama vatandaşlarımıza şunu uyaralım. Lütfen bu merdiven altı iş yapan insanlara lütfen itibar etmeyelim. Gaz dağıtım şirketinin mutlaka mesajları geliyor. Onlara itibar edelim. Ne diyor bu gelen mesajlarda? Vanalarımız kapalı dursun. Yetkilileri bekleyin. Ve şu anda kullanan vatandaşlarımıza da şunu söyleyeyim. Şimdi ve her zaman lütfen menfezlerimizi kapalı tutmayalım. Menfez mutfaklardaki havalandırmalardır. Yuvarlak gördüklerimiz havalandırmalar. İnsanlar oradan soğuk gelmesin diye. Mesela şu anki bulunduğumuz adreste de aynı sıkıntı oldu. Alüminyum folyoyla o havalandırma kapatılmış. Dolayısıyla bu doğalgaz havadan hafiftir. Bir kaçak olduğu zaman o menfezlerden çıkar gider. O menfezler bizim hayat sigortamız aslında. O menfez kapalı olduğu için gördüğünüz gibi mutfak ön tarafta, patlama tam arka tarafta gerçekleşiyor. Yani gaz sıkışması o kadar birikmiş ki ta arkada patlıyor. Ama bu evin menfezi açık olsaydı, bana göre raporlar çıkmadı ama menfezi açık olsaydı bu patlama yaşanmazdı. Bir işin ehline yaptırmazsanız her işte olduğu gibi bu işte de başımıza işler gelebilir. O yüzden işi ehillerine bırakacağız. Burada da şöyle de bir aslında sorunlar vardı. Bugün ortaya çıkacak. Şimdi bu doğalgaz iş tesisatlarını insanlar ucuza olsun diye eli anahtar tutan sucuya yaptırtıyorlardı. Şimdi bir makine mühendisi de imza atıyordu buna. Şimdi bunların hepsi gündeme gelecek. Bunların hepsini masaya yatıracağız ama keşke böyle kötü olaylar olmadan önce vatandaşlarımız da bilinçli olsa, yetkili insanlara, yetkili hani ceplerinden belki 5 lira fazla çıkar ama işleri rahat olur. Ben burada da bunu söylemek istiyorum.